Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Kafkaflı Yücel kanalıma hoş geldiniz tekrardan. Bildiğiniz gibi daha önce Volkswagen Golf GTI incelemesini yapmıştık. Volkswagen Golf GTI 1, MK1, MK2 ve MK3 olaraktan klasik otomobiller kategorisinde Youngtimer. Bugünkü konumuz ise Peugeot 205. Peugeot 205 1983 ila 1998 yılları arasında üretildi. Peugeot 205'in burada gördüğünüz gibi XS modeli var. XT modeli, XS modeli ve GT modelleri çıkmıştı. Ve de şurada da göreceğiniz gibi oraya da geleceğiz. Peugeot 205'in rally modeli var. Çift karbüratörlü 103 beygir ve beyaz jantlı. Bu renkte çıktı ve kırmızı, siyah, sarı ve mavi çizgileri var. Gördüğünüz gibi arabanın Peugeot 205 Rally olduğunu gösteriyor. Ama esas konumuz hangisi? Bildiğiniz gibi Peugeot 205 GTI. Peugeot 205 GTI arkadaşlar, Peugeot 205'in 1983 yılında piyasaya çıkmasından bir yıl sonra 1984 yılında 205 piyasaya çıktı. GTI piyasaya çıktı. 1.6 105 beygir güce sahip ilk çıkan versiyonları. Bu daha sonra da iyileştirmeye gidirilerekten arabanın da yerden yüksekliği şasisi daha da yere yakınlaştırmak suretiyle 125 beygire yükseltildi. Ve ardından 115 beygirde 1986'da tekrardan yenilendi. Bunun yanı sıra da esas güçlü olan modeli 1.9. 1.9 130 beygire sahip, çok daha süratli, çok daha tabii atik bir konuma geldi araba. Zaten bu araba bayağı hafif bir araba arkadaşlar. Yani 900'lü kilolarda taş çatlasın. Bu arabanın 1986 yılına kadar olan bölümünde motor haricinde dış ve iç görünüşte pek bir farklılık yok. Yalnız daha sonra 1988 yılından itibaren arabanın gerek içi gerek dışı biraz makyaja uğradı. Onu da MK2 diye adlandırılabilir. Ardından 1990 yılında da, yani 91 yılında artık çıktı bu. 1990 yılının Temmuz ayında 91 yıl model arabalar çıktı. Ona da MK2 diyerek geçiyor. O kısımda esas işte şu şeyler siyah ve kırmızı oldu, stop lambaları. Ondan sonra öndeki şu sarı far, sinyal farları beyaza çevrildi. Araba biraz daha modernize edildi. 1.6 ve 1.9 gene üretime devam etti. 1.9'a da 130 beygirlik motor devam etti. Ondan sonra ardından tabii en çok beğenilen modellerinden biri Peugeot 205 GTI. Şu grif modeli ve tek bu renk olaraktan çıktı. Böyle nasıl diyeyim size, turkuaz rengine yakın bir renk. Yeşil gibi, turkuaz gibi, yanarlı dönerli bir renk. Ederi de işte arabanın burada 12.000 ila ile 24.000 euroya kadar yükseliyor. İlk çıkan modellerini seviyor bayağı burada Fransızlar. 1.6 olarak çıkan modellerini, ama en çok aranan modelde şu jantlarıyla, orijinal jantlarıyla 205 GTI Griff modeli. Ondan da sadece 3.000 adet üretildi. Ve burada işte havalı direksiyon, ondan sonra ABS, antipatinaj sistemi vesaire gibi özellikler eklendi. 91 yılında çıktı sadece o grif modeli. 3000 adet olarak çıktı. Bu arabanın sıfırdan 100'e kalkışı sanırım 8 saniye gibi bir şey. Yani 1980'li yıllarda 8 saniye, 7.8 saniye gibi değerler gayet iyi değerler arkadaşlar. Bunun yanı sıra da bu arabalar tabii önden çekişli, bildiğiniz gibi. O açıdan da çok atik. Son sürati de bu kadar küçük ebatta, 4 metrenin altında küçük ebatta bir otomobilin yani 200 kilometre gibi bir sürate çıkması gerçekten hissiyat açısından bayağı
üstün özelliklere sahip ve bayağı hissiyat veren bir yapıya sahip. Çelik jantlar, şu orijinal çelik jantları gerek 1.6 gerek 1.9 motor versiyonlarında bu çelik jant karşımıza çıkar. Onun ardından da şu sadece ve sadece Griff modeline ait jantlardır. Bunun yanı sıra da işte Peugeot 205'i bildiğiniz gibi rally modeli de var bunun. Rally modeli de şurada. Şunu göstermiştim size. Bu araba rally modeli 1988 ila 1992 yılları arasında çıktı. Bu arabanın özelliği Peugeot 205 GTI ile aynı motora sahip değil tam olaraktan. Buradaki motor 1.3 motor. Çift karbüratör, çift boğaz. Bu arabanın yani rölanti ayarıyla uğraşmaktan bıkarsınız. Ama araba yüksek devirlerde çıldırıyor. Ondan sonra sadece ve sadece beyaz renkte çıkmıştı bu araba. Peugeot 205 Rally. Ondan sonra biliyorsunuz Peugeot 205 GTI rallilere de katıldı. O yüzden bu rally versiyonu da çıkartıldı. Sokakta kullanılabilsin diye. Bu arabanın işte bu jantlarının beyaz oluşu ve çelik jant olmayışı birazcık da işte rally vari görüntü yaratabilmek amacıyla üretildi. Arabanın çift karbüratör, çift boğaz, 1300 motor ve 103 beygir üretiyor. 850 kilo civarında bir şey bu arabada. Bayağı da hızlı kaçan bir araba. Bayağı ses çıkartan bir araba bu. Bu da yani Peugeot severlerin çok sevdiği otomobillerden biri bu rally. Ve 205'lere göre ederi daha düşük. Ederi daha düşük derken 12.000 euro oluvermiş bunun da fiyatı. Çıkacağı kadar da çıktı artık. Bundan da daha fazla yukarı çıkmaz bunun fiyatı. Arkadaşlar arabanın markası ne olursa olsun bu Youngtimer eski arabalarda, klasik arabalarda araba orijinalliğine ne kadar sadık kalınmışsa o derece iyidir. Yani bu swap yapılan arabalardan falan kaçının. Eğer orijinal ve değerine değer katacak arabaları arıyor iseniz o zaman mutlaka ve mutlaka şasi numarasını, arabanın orijinal GTI mi değil mi olduğunu öğrenebilirsiniz şasi numarasından. Çünkü normal bir 205 kasasını alıp içine işte 1.9 GTI'nin motorunu koyup ya da 1.6 GTI'nin motorunu koyup arabayı sonradan GTI yapanlar var. O yüzden yani swap GTI'lerden kaçının, orijinal GTI'ları daha çok tercih etmelisiniz diye düşünüyorum. Çünkü swap yapılan arabaların değeri bu şekilde böyle 10.000'li eurolarda değil. Yani 2'ye 3'e bölebilirsiniz. 5-6 bin eurodan fazla etmez. Orijinali 12 bin euro eden şu rally 5 bin eurodan fazla etmez. Eğer normal bir Peugeot 200 kasasından sonradan dönmeyse. Bu da gene öyle. Peugeot 205 GTA'lar da öyle. Normal Peugeot 205 kasasını alıyor. Ondan sonra bir tane de motor buluyor. Peugeot 205 GTI motoru efendim üstüne koyuyor. Bütün bu işte ön tampon, arka tampon, ondan sonra yandaki şu korumalar, bunların hepsini toparlıyor her yerden. Arabayı 205 GTI'ye çeviriyor. Bunlar arabanın gerçek değerini yansıtamaz. O yüzden de çok iyi bir şekilde VIN numarasından, yani şasi numarasından alın, bakıp gerçek GTI mi değil mi olduğunu anlayabilirsiniz. Bu diğer hatch arabalar için de geçerli. Diğer markalar için de geçerli. O yüzden aldanmayın eğer bu tür arabalar arıyor iseniz. Kullanması çok zevkli araba. Virajlara girişi çıkışı gayet güzel. Yani yamanıyor. Yere çok yakın, lastikleri geniş. O açıdan çok iyi bir araba bu yani. Ve bir Golf GTI ile kafa tutabilen nitelikte bir araba gerçekten. Kıvraklık açısından, süratlenişi de gene keza o şekilde. Evet, yani Peugeot 205'ten de anlatabileceklerim bu kadar. Tabii ki bunu hiç unutmamak lazım. Bu arabanın tarihçesi çok köklü bir araba. Çünkü Peugeot 205 modeliyle gerek Avrupa'daki rallilerde, gerekse Paris-Dakar rallilerinde imzasını atmış bir araba. Bu arabanın işte süper spor modelleri var. Pist için yapılmış, uygulanmış modelleri var. Grup N'de yarışmış modelleri var. Grup N diye geçiyor.
Ondan sonra Paris-Dakar'daki modelleri çok daha farklı. İşte Peugeot 205 Maxi diye geçer. Renault 5 Turbolar da katıldı mesela o Paris-Dakar rallilerine diye hatırlıyorum. Peugeot 405 de katılmıştı. İşte Peugeot 405'in de normali burada. Onu da işte spor modellerine geleceğiz bunların da. Peugeot 405 Mi 16, Peugeot 405 T16 ve Peugeot 405'in Paris'te Dakar rallisine katılmış modelleri de mevcut oldu. O yüzden bu arabalar klasik arabalar içerisinde, Youngtimer içerisinde gayet çok fazla bir şekilde aranan arabalar içerisinde. Ama bana derseniz, sorarsanız yani Golf GTI 2 mi? Yani Golf GTI MK2 16 Sup mı yoksa Peugeot 205 GTI 1.9 mu ya da Griff mi diye sorarsanız ben Golf'ü tercih ederim arkadaşlar. Evet, benden bu kadar. Tabii ki herkesin zevki kendine. 205 GTI de güzel ama Golf GTI MK2'yi daha çok beğeniyorum ben. Videomuz şimdilik bu kadar. Beni izlemeye devam edin. Ondan sonra Kafkaflı Yücel kanalıma abone olabilirsiniz. Like edebilirsiniz. Yani beğendiyseniz videomu. Diğer videolarım da ileriki safhalarda gelecek. Benden bu kadar şimdilik. Ha bir de tabii bu arabaların hiç mi yani eksi yönü yok? Tabii ki eksi yönü var. Mesela yani bu arabaları almadan önce neye dikkat etmek lazım? Burada yazıyor. Check-up diyor. Ne demiş? Arka tabii her zamanki gibi. Arka takımlara iyi bakmak lazım. Ondan sonra enjeksiyon sistemine güzelce bakmak lazım. Ve de arabanın orijinal olması. Yani ne demiş? Conformité avec le millésime. Yani arabanın yılıyla motoru ve şasisi gerçek 205 GTI mi değil mi? Onun kontrol edilmesi çok önemli. Ve de arka takım iyi kontrol edilmeli. Ve enjeksiyon sistemi. Burada da gene aynı şekilde arabanın karbüratörünün güzel bir şekilde ayar yapılması lazım. Ondan sonra araba ralliye girmiş mi girmemiş mi? Ondan sonra kaza yapmış mı yapmamış mı? Rallide çok koştuysa araba kasası çok yorulmuş olabilir. Buna dikkat etmek lazım. Peugeot 205 ralli versiyonunda da. Ondan sonra da tabii ki bu arabalar bayağı 30 yılı geçmiş yaşlı araba olduğu için arabanın da tabii iç trimlerini güzelce kontrol etmek lazım. Kaldı ki bu arabaların iç trimleri eğer Fransa'da oturmuyorsanız, yabancı bir ülkede oturuyorsanız, Türkiye'deyseniz vesaire bu arabaların parçalarını bulmak zor. Özellikle iç trim parçalarını Fransa'dan getirtmek zorunda kalabilirsiniz yani. Onun dışında Fransa'da oturan bir adam için yani Fransa'nın dört bir yanından araştırıp internet üzerinden getirtme imkanı olabilir tabii ki. Bu rally için çok daha zor çünkü Peugeot 205 rallyler daha az satıldı. Çünkü daha sonra piyasaya çıktı ve 4 yıl boyunca üretildi. 88 ile 92 yıllar arasında. Oysa ki Peugeot 205 GTI 84 ila 94 yılları arasında üretildi. 94 yılında üretimi durdu. Normal Peugeot 205 GTI'ler 98 yılına kadar devam etti. Değişik modelleriyle Sacre Numero, ondan sonra işte jenerasyon Peugeot 205 jenerasyon 94 modele kadar olanları olur. Onlar hatta şipidahlı yani sunrooflu üst tavanı açılır. Artı ondan sonra panoramik tavanlı olanları da var onların. Jenerasyon modellerinin camlar otomatik, hidrolik direksiyon vesaire. Ondan sonra da 98 yılında elveda dedi. Yerine de Peugeot 206 geçti. Peugeot 205'in yapımı durdu olduktan sonra 99 yılından itibaren Peugeot 206'lar çıktı. Ona da daha sonra değineceğiz. Şimdilik eski arabalara bakacağız. Daha yeni modellere de gitgide diğer arabaları inceledikten sonra geri döneceğiz tabii ki. Evet arkadaşlar, videomu burada sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. İyi seyirler. Sormak istedikleriniz varsa aşağıda sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. İyi seyirler. Kafkaflı Yücel. Like'lamaya devam. Bye bye. Bir de arkadaşlar bu versiyonu göstermeden de edemeyeceğim.
Bu da içi boşaltılmış. Gördüğünüz gibi roll barları var. Burada da söz konusu araç Peugeot 205 Turbo 16 seri 200. 200 beygir üreten. Gene 3 kapılı. Bu sefer 2 kişilik. Arkadaki koltuklar iptal. Muazzam turbo beslemeli. Aygır gibi bir araba yani. Bu da işte pistte kullananlar için, yarış pistlerinde falan arabasını denemek isteyenler için ve ayrıcalıklı bir araba kullanmak isteyenler için, bu arabada tabii ki nesli tükenmek üzere olan bir Peugeot 205 Turbo 16 TSEZ. Yani bu da işte Fransız arabalarının kendi aralarında markaların yapmış olduğu bir savaş. Renault 5 Turbo Maxi'nin Peugeot 205 olaraktan düzenlenmiş hali denebilir yani. Peugeot 205'in Renault 5 Turbo Maxi'ye olan cevabı da bu araba. Evet, bye bye.